Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Venüs'te yaşam belirtisi, bilim insanlarının yapmış olduğu son açıklamaların akabinde, gündemde yer almaya başladı. Oksijen olmadan yaşayabilen mikrop türlerinin, ürettiği fosfin gazının tespit edilmesi, bilim insanları tarafından, şaşkınlıkla karşılandı. Araştırma yapan bilim insanları, bulutların organizmalarla dolu olması gibi, senaryoları eleyebileceğimizi sanıyordum, ancak Venüs'ün yörüngesinde fosfin olduğuna dair, ilk ipuçlarını aldığımızda, bu bizim için bir şok oldu, ifadelerinde bulundu. Peki, Venüs'te yaşam var mı? İşte, bilim insanları tarafından yapılan o açıklamalar. Venüs'te yaşam iddiası, İngiltere'de Cardiff Üniversitesi tarafından, yapılan araştırmalar ile ortaya kondu. Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen, en sıcak gezegen olma özelliği taşıyan Venüs'ün, atmosferinde oksijensiz ortamlarda yaşayan, mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı keşfedildi. Uluslararası gökbilimciler ekibi, bunun nereden gelmiş olabileceğini anlamak için, bir dizi çalışma yürüttü. Venüs'te hayat belirtisi iddiası, sosyal medyanın da gündemine geldi. Büyüklüğü açısından, Dünya ile benzerlik gösterdiğinden, Dünya ile kardeş gezegen veya, Dünya'nın ikizi olarak da bilinen Venüs'te, bilim insanları herkesi heyecanlandıran, çalışmaya imza attı. Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda, canlı mikroorganizmalar olabileceği öne sürüldü. Daha önce yapılan çalışmalarda, NASA'nın 1978'te Venüs'e gönderdiği, Pioneer keşif uydusunun gezegenin, %80'ini kaplayan, bir yüzey okyanusunun izlerine rastladığını, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda, su bulunduğunun kanıtı olduğu bildirilmişti. Fosfinin varlığının, Şili'deki Büyük Milimetre Teleskopu tarafından, doğrulanmasının ardından uluslararası gökbilimciler ekibi, bunun nereden gelmiş olabileceğini anlamak için, bir dizi çalışma yaptı. Çalışmalarda göktaşları, yıldırımlar ve değişik kimyasal reaksiyonlar gibi, biyolojik olmayan olasılıklar değerlendirildi. Çalışmaların sonunda, gezegenin atmosferinde tespit edilen, fosfin için yaşamın varlığı dışında, bir açıklama olmadığı sonucuna varıldı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden, Dr. William Baines'in fosfin üretmenin, doğal yolları üzerine yaptığı çalışmada, Venüs'ün atmosferinde tespit edilen miktarı üretmenin, mikroorganizmalar dışında, başka bir yolu olmadığı belirtildi. Dünyada fosfin, penguenler gibi hayvanların bağırsaklarında veya bataklıklar gibi oksijenin az olduğu ortamlarda yaşayan bakteriler tarafından üretiliyor. Atmosferin %96'sı, karbondioksitten oluşan Venüs'ün yüzey sıcaklığı, 400 dereceyi geçiyor. Bu nedenle Venüs'ün yaşama en elverişsiz gezegenlerden biri olduğu değerlendiriliyordu. Biyolojik unsurlarla ile ilişkilendirilen maddelerden birisi olan fosfin, aslında aynı ismi taşıyan moleküllerin oluşturduğu bir gaz. En azından dünyadaki normal koşullarda gaz olarak bulunuyor. -87 derecede kaynayan ve -133 derecede donan fosfin gazı tamamen renksiz ve balık ya da sarımsak gibi kokuyor. Evrim Ağacı'nın bilgilerine göre, fosfinin çok küçük miktarlarda solunması bile, insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Canlıların vücudundaki organik yapıların, oksijensiz bir ortamda bozulması veya çürümesi sonucunda bakteriler tarafından üretilen fosfin gazı, laboratuvar ortamında da üretilebiliyor. Bakteriler fosfin gazını üretmek için, fosfat minerallerini emiyor, hidrojen ekliyorlar ve ortaya, fosfin molekülleri çıkıyor. Venüs'ün atmosferinde ise, hiç oksijen bulunmuyor. Bu nedenle gezegenin atmosferindeki fosfin gazı, büyük ihtimalle bir tür mikroptan geliyor. Eğer bir mikroptan gelmiyorsa, gezegende bugüne kadar keşfedilmemiş bir fosfin kaynağı olabilir. Bilim insanları, sadece bu keşfin devamını getirecek bir uzay aracının Venüs'e gönderilmesi gerektiğini söylediler. Söz konusu araç, hangi uzay ajansı veya hangi şirket tarafından gönderileceği henüz kesin değil. Ancak yapılan keşif, uzay araştırmalarının seyrini değiştirebilir.